Hakan Uğurlu, çocuk yaşta keşfedilmiş bir üstün yetenek. Bir piyanist, bir besteci. Kanatlarını açmış, kah İstanbul semalarında süzülüyor, kah köklerimiz dediği Anadolu'dan akıyor. Kah Kudüs'te, kah Viyana'da görünüyor. Pergel metaforunda olduğu gibi dünya üzerinde çizdiği daire geniş. Peki ya merkez? Orası da galiba ata toprağı Mevlana Celaleddin beldesi Konya. Bir insanı tanımanın en güzel yanlarından biri aslında yaşamış olduğu zamanı ve mekanı da tanımak ki bu sanatçılar için daha belirgin biçimde böyle. Şimdi sizin serüveninizi biz sizin ağzınızdan doğrudan dinleyelim ama yani bunu çok nesnel ve somut bir biçimde yapmaya başlayalım. Olur. Hikaye nerede, nasıl başladı? Kimdir, nedir, kimlerdendir? En sevdiğim sorulardan biri kimlerdendir? Konyalı bir ailenin oğluyum ben. Konya Taşkent, Hadım, Torosların tam tepesi. Ve ulema bir aile. Yani hem muallim, birçoğu atalar dedeler. Hem de fikir danışılan, başka yerlerden bizim gelip... Bizim bugün kanaat önderi diye söylediğimiz aslında. Aynen öyle, aynen öyle. Ve birçok talebe yetiştiren bir ailenin evladıyım ben. Babam felsefe okumak için İstanbul'a gelmiş. Babam 1926 doğumlu, işte 43 senesinde. Aile yollamış... Yani sen git felsefe oku diye. Böyle bir bilince, yüksek bilince sahip bir ailenin oğluyum aynı zamanda. Çok şehit vermiş bir ailenin oğluyum. Birçok yerde sancaklarımız var yani aile olarak. Dolayısıyla bir kere Taşkent zaten okuma yazma oranının %100 olduğu bir beldemiz. Harikulade bir yer. Oranın coğrafyası... Başı dik insanlar, dik bir coğrafya tabii, kayalar, adı üstünde Taşkent. ismiyle müsemma deniliyor. Aynen öyle, öyle bir ailenin oğluyum ve derken babam edebiyat fakültesi derken iş hayatı filan, annemle tanışıp evlenmişler. İlk abim dünyaya geliyor 1955'te, daha sonra 10 yıl sonra ben. Ben ailenin ikinci oğlu, en küçük mensubu. Annem çok enteresan. Abim 5 yaşındayken falan tutup kolundan İstiklal Caddesi'ne götürürmüş. Tiyatro gezdirirmiş ki belki tiyatroya heves eder de tiyatrocu olur diye. Annem böyle sanata meraklı bir insan. Herhangi bir sanat dalıyla doğrudan ilgisi, ilişkisi var mı? Ben doğdum, evde piyano var. Annem piyano çalar. Babam zaten şair, yazar. Halim Uğurlu son derece Türkçe'ye kelimeler kazandırmış bir de aynı zamanda kelime üreticisi falan böyle bir aile. Ve böyle bir sanatsal ortam, babam yurt dışına seyahatlere gider, oradan taş plak, normal plaklar alır getirir. O plaklar konur dinlenir, işte Şostakoviçler, Rahmaninovlar ama bir taraftan türküler. Yani çok bir renklilik, bir çeşitlilik hep herkes var ya, her şey var. Zaten doğrusu da o, her şey var yani. Sadece bir şeyi itip bir şeyi baş tacı ederseniz olmuyor. Onun hakkını alıyor sonu. O ittiğiniz şey hakkını alır sonunda yani. Evde piyano var, annem Cemal Eşitrey'den dersler alıyor filan. Ben o zamanın şarkılarına çok uyumlu böyle onlarla beraber söylermişim. İşte radyoda ilk duyduğum bir şeye hemen ritmi... sallanmaya başlarmışım doğru ritimle falan, diyor ki bu müziğe kabiliyetli. İşte bunu keşfedecek kimselerin olması da aslında müthiş bir talih. Elbette, tabii çok önemli o. Yani dünyanın en büyük yeteneği olursunuz da hiç ilgisi alakası olmayan bir yerde olursunuz ve kaybolup gidersiniz. Yani o kısmet size açılmamış olur, o pencereler. Dolayısıyla böyle bir hava içinde... Böyle bir atmosfer içinde eve gelen edebiyatçılar, şairler, yazarlar, Edip Canseverler, Metin Eloğlu, Sabahattin Kudret Aksal, Necip Fazıl Kısakürek, İbrahim Balaban,
böyle insanlar, Oğuz Tansel, çılgın insanlar var, çılgın adamlar. Annem yemek yapar onlara. 15 günde bir cuma akşamları toplanılır. Fikirsel konuşulur. Ben de piyanomu bitirmiş, aşağıya inmiş olurum. Onların yanında bu sohbetlerle doya doya ben Anadolu sevdasını, bu ülkeye aşık olmanın ne demek olduğunu filan biraz, şey yaptım. Evet. Yani böyle yoğruldum o aşkla. Zor olabilir ama kaç yaşlarındasınız o dönemde? 6, 7 işte. O kadar küçük. Tabii İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın öğrencisiydim ben. Çok seçkin bir piyano hocam vardı benim. Nur içinde yatsın. Necla Tarcan. Son derece değerli bir öğretmen ki o öğretmenin ben iyiliğini çok sonraları kendi baş başa kaldığımda, kendi kendimle baş başa kaldığımda Viyana zamanında çok net yaşadım yani. O müthiş eğitilmenin ne demek olduğunu vermiş olduğu avantajları çok sonradan yaşadım. Anladım kıymetini. Bazen bazı şeyleri şey yapamıyorsunuz, yaşadığınız zaman anlayamıyorsunuz. İçinden geçerken daha sonra, değil ama. Evet. Daha sonra kafa dank ediyor tabiri caizse. Böyle bir şey yani o sofralarda o kültürle ortak sevda Anadolu'ydu. Bir kere bundan asla vazgeçmek yoktu yani. Hangi dünya, hepsi farklı dünya görüşlerinden adamlardı. Evet, saydığınız kesim olarak ayrılabilecek değil, aksine bütünlüğü ifade eden aynen şeyler. Aynen öyle. Yani herkes böyle bir masanın etrafında tartışılırdı, konuşulurdu, edilirdi. Ama Anadolu'da ya, Anadolu sevdasına, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, aydınlık geleceğiyle ilgili dualar edilirdi bir nevi. Ve son derece entelektüel sohbet. Yani ben şimdi bakıyorum da entelektüel falan yok. Yani o adamları gördükten sonra benim dönüp de şu entelektüeldir, bu şairdir, bu yazardır falan demem çok zor. Benim çıtam biraz yukarıda. O bakımdan... Fakat evet, öyle isimler saydınız ki şimdi insanların hep kıskanmamak mümkün değil. Şair falan diyorlar. Ben gülüyorum yani. Eyvah. Çünkü ben babamdan şairlik etmenin ne demek olduğunu. Ne demek? Sanat, şair yani ıssız ve sonsuz Ağustoslarla nişanlı olmak bir kış günü yani. Babam böyle ifade ediyor. Şiiri ve şairi yani sonsuz Ağustoslarla nişanlı olmak. Ama kış günü sonsuz Ağustoslarla nişanlı olmak olarak tabir ediyor Halim Oğurlu. Babam. Böyle şimdi böyle bir ailede yetiştikten sonra bugün o şair bu bilmem ne falan gülüyorum ben romancı falan tebessümle karşılıyorum durumu. Şimdi böyle bir aile Cemal Reştrey bir taraftan, Necla Tiner bir taraftan, Necla Tarcan bir taraftan derken son sınıf öğrencisiyken İstanbul ben Viyana'ya gittim. Ve Viyana Müzik Akademisi'nin imtihanlarını kazandım ve okumaya başladım. Heh, işte o zaman Necla Tarcan'ın bana vermiş olduğu eğitimin o ne kadar... O zaman çıktı ortaya. O zaman tabii faydaları, işte küçük yaşta müziğe başlamanın ne kadar önemli bir şey olduğunu, mümkün olduğu kadar küçük yaştan itibaren eğitim olması gerektiğini, sanat eğitiminin çok küçük yaşlardan itibaren devletin özel teşviğiyle filan olması gerektiğini, yani özel himayesi, teşviği ile... olması gerektiğini filan sonradan tabii idrak ediyorsunuz. Avantajlarını yaşıyorsunuz. Ve ben çok 16-17 yaşındaydım. Viyana Müzik Akademisi'nin öğrencisiydim. Ama konserler vermeye de başlamıştım bir taraftan. Yani önce Viyana'nın sokaklarında... Şimdi onu soracağım. Nerelerde dinleyicinizle buluştunuz ilk? Avrupa'da, sokaklarda böyle boy boy afişlerim filan asılıyordu. Ben çok küçük profesyonel oldum. Öyle söyleyeyim. Yani para alıp konser vermek. Çok küçük yaşta para ettim yani. Öyle diyeyim. Değer bir değerim vardı. Hı hı. Sonra Go With God çıktı. Sonra Kutsal Kitap'tan ayetler çıktı. Avrupa'da belirli bir New Age seviyesini takip eden sanatseverler beni benimsediler. Hatta Türk Kitçarıtı falan diyenler bile oldu. Çok önemli bir piyanist ve bestecidir Keith Jarrett.
Ve böyle konserler vermeye başladım. İşte Viyana, derken Avusturya'da, derken Avrupa'da ve derken Orta Doğu'da ve dünyanın her tarafında konserler veriyorum. Yani yılda 103-105 konser çalıyorum ben. Çok ciddi bir performans ortaya koyuyorsunuz. Aslında dinleyicilerinizin yetişmekte güçlük çektiği bu şeyi siz sanatçı olarak nasıl kaldırabiliyorsunuz? Bu işin ayrı bir faslı. Yani küçük yaştan beri, işte 16 yaşından beri, 17 yaşından beri bu profesyonel hayata girdiğiniz zaman bunu yapıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Bir taraftan tabii yeni projeler üretmek durumundasınız, o var. Yeni eserler üretmek durumundasınız, o var. O eserleri icra etmek durumundasınız, onlar var. Yani bu bir zorluk getirmiyor mu beraberinde? Yani konser icracısı olmak ve ama aynı zamanda sanatı üretmeye devam etmek. Sanat bu işte. Demin hani şairlik ne demek dediniz ya. Hani sanatçılık da bu işte. Hem yorumluyorsunuz, hem besteliyorsunuz. Bestelediğiniz şeyi yorumluyorsunuz. Dolayısıyla sadece besteci değil, sadece yorumcu değil, hem besteci hem yorumcu olarak sanatı dört başı mamur yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyorum. Tabii odak noktası Türkiye. Çünkü siz bir yerde sahneye çıktığınız zaman bitti, İstanbul yazıyor mu? Yazıyor. Tamam, İstanbul. Tamam, Türk. Bu. Direkt ülke temsili oluyor. Yani orada işte sanatçı adam bilmem öyle bir şeydi. Sanatçı adam tamam. Bir şey diyeceğim. Evet, sanatın ve sanatçının evrenselliğiyle o sanatçının ve müziğinin bir orijini olması çelişkili bir şey çıkarmıyor mu değil, ortaya? Değil, tabii ki değil. Niye değil biliyor musun? Hatta güzel bir şey. Yani bir orijin. Şimdi orijine sahip olmak ve orijinden etkilenmek, orijinden bir besteci olarak beslenmek. Yani bu evrensele giden yol aslında. Başka yolu yok bunun. Bakın, Haçaturyan, Rahmaninov, Korsakov, Çaykovski, Şostakoviç, Prokofiev, efendime söyleyeyim Brahms, Beethoven, Mozart, yani yüzlerce olmayan yok. Bartok, Bela Bartok, hepsi kendi yöresel değerlerini, yöresel müziklerini, yöresel tınılarını evrensele, çok sesli kültüre taşımışlar. Biz şimdi hep batıya öykünüyoruz ya, kimilerimiz batıya çok öykünüyor ya, bu tarafına bir öykünsek nasıl olur acaba? Yani yöresel değerlerimize kıymet versek, üzerine titresek ve yöresel değerlerimizden beslensek. Bu değerlerden yeterince beslenmiyor muyuz sizce? Beslenmiyor. Bunu genel olarak, yani kültür, medeniyet ve sanatın pek çok dalı için soruyorum ama özellikle de somut somut konuşalım. Mesela kimleri göz ardı ediyoruz? Mesela Çaykovski'nin adını biliyoruz, Beethoven'ın adını biliyoruz ama kimin adını bilmiyoruz yeterince. Yani şimdi bakın, ben şöyle söyleyeyim. Biz insanlık, insan olmayı bizden öğrendi. Hititlerden öğrendi. Urartu'dan öğrendi. Sümer'den öğrendi. Coğrafyanın medeniyetlerinden bahsediyorsunuz. Sümer'den, tabii. Sümer'den öğrendi. Frigya'dan öğrendi. Likyalılardan öğrendi. Yani insan olmayı, yıkanmayı filan Osmanlılardan öğrendi. Yani. Bizans'tan öğrendi. Osmanlı'dan öğrendi. Selçuklu'dan öğrendi. Adam olmayı İslam'dan öğrendi. Bilime itibar etmeyi İslam'dan öğrendi. Dünya İslam'dan bilime itibar etmeyi öğrendi. Ebu Liz'den öğrendi mesela. El Cezire'den öğrendi. Yani yani çok, o kadar önemli adamlar var ki, Muhittin Arabi'den öğrendi. Piri Reis'ten öğrendi. Dolayısıyla ışık doğudan yükseldi. Ve biz o ışığı mümkün olduğu kadar nasıl karartabiliriz, onun peşine düştük. Kalın perdeler yaptık, terzilere şey yaptık, sipariş verdik, önünü nasıl kapatırız diye. Ve biz güneşin battığı yere doğru döndük. Bizim en büyük hatamız o oldu. Ve o zaman da işte, acaba evrensel olmak sadece işte Beethoven çalmak mı? Mesela rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel şey demişti.
İşte Çağdaşlık 9. Senfoni'yi dinlemekten Çağdaş geçerdi. Çağdaş Türkiye'nin sesi demişti. Tamam ama yıllar sonra ben itiraz etmiştim o zaman bir genç müzisyen olarak buna. Hı hı. Ve bu itirazıma çok ses gelmişti. Hı hı. Basın büyük ilgi göstermişti. Yayınlanmıştı bu. Hayır, Beethoven'dan daha önemli eserler bestelemektir Çağdaşlık demiştim ben o zaman. Dinlemek sadece iyi bir dinleyici olmaktır demiştim. Hiç ilgisi yok demiştim ve çok itibar göstermişlerdi insanlar. Yıllar sonra benim bir yerde karşılaştı benimle rahmetli. Sen haklıydın dedi. Ben seni çok severim, sen cesur adamsın dedi bana. Dolayısıyla onu bir şey olarak, yani hak ettiğimiz bir madalyayı boynumuza takmak olarak anlamıştım. Ben çok teşekkür ederim efendim demiştim. Çok hoş bir diyalog olmuşlar bizde. Dolayısıyla Çağdaşlık insanlık medeniyetine bir tuğla ilave etmektir. Yani bir duvar örülüyor sürekli olarak, devamlı bir duvar örülüyor böyle. O geliyor bir şey yok ilave ediyor, öbürkü geliyor bir şey ilave ediyor, öbürkü geliyor bir şey buluyor. Einstein bir şey diyor, değil mi? Asimov bir şey diyor, Carl Sagan bir şey diyor, bilmem ne bir şey diyor filan. Bir şey bir duvar örüyor. Hem ilim, sanat, her şey, edebiyat, her şey. Böyle duvar örüyor, spor. Duvar örülüyor sürekli. O atlıyor işte, o daha yukarıya atlıyor filan. Değil mi? Bir şey baş böyle şey yapılıyor. Bir şey yapılıyor orada. Siz var olana seyredip var olanı taklit etmeye çalışmak yerine yeni bir şeyden, o bir tuğla da siz olmanız. Bu şeyi hatırlatıyor tabii, yani dünde kaldı, düne ait ne varsa bugün yeni şeyler söylemek Hazreti lazım. Hazreti Mevlana söylemiş bunu zaten. Yani artık bunun başka bir tartışması falan olur mu? Fakat nedense hem bizim eğitim sistemimiz, hem bizim fikirsel yönelişimiz hep ezber üzerine kurulu. Hiç yaratıcılık üzerine kurulu değil. Bu bizim hatamız mı? Bu neyden kaynaklanıyor? Yani şöyle, izninizle şuradan sormaya başlayayım aslında. Şimdi kendimizle, günümüzle ilgili bir takım konuları eleştiri konusu haline getirip üzerine düşünmeye çalışıyoruz. Evet, eleştireceğimiz ve bu böyle olmamalı, böyle gitmemeli dediğimiz şeyler var ama peki nasıl gitmeli konusuna gelince çözüm, yol gösterme konusunda çok cömert değiliz diye düşünüyorum. Haksızlık mı ediyorum, çok bilmiyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi ben kendi branşımda, kendi yolumda, kendi yönümde mümkün olduğu kadar varlığımla bir şeyi temsil etmeye gayret ediyorum. Mesela benim önümde bir Tuluyhan Uğurlu olmuş olsaydı benim işim daha kolay olurdu. O zaman ben bir kendi eserlerini çalan bir adamın para edebileceğini daha o zaman anlardım. Çünkü benim önümdeki kişi onu başarmış, afişlerini asmış. Bir örnek olacak. Evet. Tuluyhan Uğurlu böyle bir adam. Afişini asar, tarihi mekanları konser salonu haline getirir. Gider orada konserini verir. Seyircinin alıp, teveccüh gösterip alıp lütfettiği biletiyle, onun parasıyla da hayatını geçindirir, yaşar. Hiç kimseye de minnet etmez. Tuluyhan Uğurlu bu. Şimdi önümde benim Timur Selçuk vardı ama Timur Selçuk aynı zamanda şarkı söylüyordu. Evet. Yani enstrümantal, tam enstrümantal bir, çok değerli bir müzisyendir. Sevgiyle buradan söyleyelim kendisine. İdilbret vardı ama Beethoven çalıyordu İdilbret. Yani İdilbret de değil. Dolayısıyla benim önümde bir Tuluyhan Uğurlu yoktu. Şimdi benim önümde artık yani bundan sonraki kuşaklar daha itimatla bakıyorlar geleceklerine. Çünkü bir Tuluyhan Uğurlu örneği var. Abi o herif başarmış bunu diyor. Genç diyor ki, 3'te bana telefon ediyor. Abi bir beste yaptım, dinle, hiç tanımıyorum. Bir beste yaptım, şunu bir dinle diyor. Dinletiyor bana telefonda. Fikrimi alıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz yaratıcı ruhu teşvik etmedik. Biz gerekli gereksiz bilgilerle içimizi doldurduk, beynimizi doldurduk ve düşünemez hale getirdik. Hep draje bilgilerle. Alıyorsunuz, yutuyorsunuz, 5 dakika işte imtihana girip doğru cevabı verdikten sonra ne o bilgi kalıyor ne bir şey kalıyor. Neyiz, zansiyen tabii, bir şey değil. Tabii yok, çünkü bize ait değil öğretilenler. Öğretilenlerle bizim ilintimiz yok, ilinti kurulmamış. Köprüleri kurmadığınız zaman o bilgiler unutulur.
köprüleri kurmanız lazım. Mesela mehter dediğimiz zaman mutlaka Hititler'de dememiz gerekiyor. Çok güzel, bak ne kadar güzel takım var diyen bir hanımefendiye ne kadar çok Urartu takılarına benziyor. Urartulu hanımlar da bu takıları takarlardı biliyor musun demeniz gerekiyor. Bunu dediğiniz zaman o zaman Anadolu medeniyetleriyle Anadolu'da yaşanmış olan ya da Anadolu'da yağan 42. yağmurlarının rahmetiyle ilişkili olmaya başlıyorsunuz. Ona genetik bilgelik deniyor. Mesela genetik bilgelik dediğiniz zaman bugün bazıları gülüyor. Şimdi ama izninizle bunu soracaktım. Zaten öyle bir zamanda ve zeminde öyle yaygınlık ve derinlikten bahsediyorsunuz ki bu aslında gündelik hayatımızda eğer çok fazla bu konuyla ilgili düşünmemiş, bir şey edinmemişsek bu bağlantıyı kurmak çok zor. Duluyhan Bey, oradan oraya nasıl gidilir Allah aşkına diyen oluyor mu? Olmaz olur mu? Dolu. Yani dolu. Birçok şeyi mesela yadırgayanlar oluyor. Birçok şeyi eleştirmek isteyenler oluyor. Ama biz, yani biz bugün birçok Bizans imparatorunun yediği ve çok sevdiği tatlıları severek yiyoruz yani. Yani biz... Biz yiyoruz ve bu tatlılarla geçti çocukluğumuz, hayatımız geçiyor. Tavuk göğsü, kazan dibi falan. Yani biz Selçuklu'dan beri taşıdığımız mutfak mirasını, kültür mirasını, mimari mirasını, mimari gerçi tam yaşatamıyoruz onu ama yani bu mirasları biliyoruz ve bunların Osmanlı'ya etkisini de biliyoruz. Dolayısıyla Osmanlı'ya etkisiyle Cumhuriyet'e bunların geçişini biliyoruz. Onu görüyoruz. Başarılı mıyız? Tabii ki değiliz. Mesela işte yazıyorlar Cumhuriyetimizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri işte Tuluyan Doğrulu falan. Yok ya, yani Cumhuriyetimiz, Osmanlımız bilmem neyimiz değil ki. Bunların hepsi bir bütün. Ha, siz zamanı böyle medeniyetleri bölmekten yana değilsiniz. Hayır. Çünkü medeniyetler bölünmek için değil. Bakın Hector bizim adam. Hector bizim adam. Hector'a eğer bizim adam demezseniz 3-5 tane yırtık pırtık kıyafetiyle adamlar gelirler. Ağaçların dallarından inip Hector bizim filan derler. Anlatabiliyor muyum? Hector bizim Hector. Dolayısıyla Paris bizim Paris. Yani bu toprakların evladı. Çünkü oradan Hititler bir şey demiş, bir şey almış, Hititler onlardan bir şey almış filan. Bir yoğrulma olmuş, bir zenginleşme olmuş. Dünyanın hiçbir tarafında Truva halkının ve Hector'un dik duruşu sadece Anadolu topraklarında görülür. O buraya mahsus bir şeydir çünkü. Onun için Fatih Çimenlik Kalesi'ni yaptığı zaman Hector'a gönderme yapmıştır. Truva yılı biliyorsunuz bu sene. Bu sene Truva yılı. Yani Truva yılını da böylece yad etmiş olalım. Atatürk Çanakkale'de hep Hector'a gönderme yapmıştır. Biz dediğiniz şeyin o zaman tanımı çok daha geniş oluyor sizin dünyanızda. Tabii Hector'un intikamını aldım demişti. Anlatabiliyor muyum? Şey kapanmayan söylemiş. Defterler çünkü bunlar. Hainlik ve kahpelikle yapılan şehir fethinin yüzyıllar sonra intikamı alınmıştır demiştir. O çok önemli. Bakın o zaman işte bir Anadolu bilincinden bahsetmemiz söz konusu olabilir. Böyle bir şey var çünkü. Sizin bir müzisyen olarak beslenmiş olduğunuz çok çeşitli ve derin kaynaklar olduğunu görüyoruz bu anlamda. Ama karşımızdaki insana baktığımızda yetenekli bir müzisyenin ötesinde dahi vasfıyla anılan birinden söz ediyoruz. İcranızı ortaya koyarken de eserinizi ortaya koyarken de. Dahiliye daha doğrusu şöyle bakıyoruz biz. Dahi zaten müthiş bir yetenekle gelmiş. Üstüne bir şey yapmasına pek fazla gerek yok. Öyle mi hakikaten? Hayır, deha ve çalışma çok, konusundaki dengeyi nasıl koyuyorsunuz yani ortaya? Çok çalışmak gerekiyor. Ha yani birisi 24 saat çalışır, birisi 3 saatte o 24 saattekinin çok ötesinde güzel şeyler çıkarabilir. Tamam bu var, elbette var. Bu hayatın her yerinde var. Yani bir Maradona ile... bir Pele ile değil mi? Yani bir Ronaldo ile, Messi ile
değil mi? Her futbolcu bir mi? Değil. Yani o, çünkü o Maradona, o Allah onu öyle futbol için yaratmış yani. O, siz de kendinizi bir şey. Yani Allah beni müzik şöyle, için yaratmış. Şimdi şöyle, gayret o yönde ama ben sanatı bir bütün olarak düşünüyorum. Mesela o zaman benim karşıma şöyle bir şey çıkıyor. Çizdiği hatlardan dolayı, yoğun çalışmadan dolayı gözlerini kaybetmiş Hattat, o büyük insan. Onun çizdiği Elif bile olamadık daha ya. Hiçbirimiz olamadık. Karahisari'den bahsediyorum. Çizdiği Elif olamadık biz de ya. Çektiği Elif olamadık da. Hiçbirimiz, yani Cumhuriyet'in sanatından bahsediyorum. Karahisari'nin çektiği Elif olamadık biz daha. Itri'nin yazdığı şöyle karalama notalar bile olamadık daha henüz. Hiçbirimiz olamadık. Cumhuriyet bu noktaya gelemedi henüz. Gelecek. Tuluhan Uğurlu bir şey yapacak, öbürkü bir şey yapacak, bilmem ne bir şey yapacak. Bir birikme olacak, bir noktaya gelecek. Yani ben bizim ulaşmış olduğumuz medeniyet seviyelerine daha henüz gelebildiğimizi düşünmüyorum. Peki önümüze baktığınızda nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Mesela tarihin şöyle bir döngüsü içinde yine şuralara doğru çıkacak. Mesela klasik dönemlerin etkinliğinin hani yüzyıllarca sürmüş olduğu gibi o günlere tekrar ulaşılacak diye bir düşünceniz, bir şey var mı? Çok daha ötelere geçileceğini biliyorum ama bunun ne zaman olacağını bilmiyorum. Çok daha şimdi şöyle, eğitim sisteminde, kültür sanat politikalarında köklü değişiklikler olmadığı müddetçe biz bunları başaramayacağız. İşte tesip yapalım, hat yapalım, ne üfleyelim, bu yani. Öbürkü de sadece bale yapalım, senfoni orkestrasının konserine gidelim, opera dinleyelim. Yani biz sadece ocu, sadece bucu olduk. Onun için mesela bunu söyleyen adam da ne İsa'ya yaranabildi ne Musa'ya yaranabildi. Kendi sanatınızın mekanla ilişkisi için ne söylersiniz? Özelliği, önceliği nedir ya da nasıl fark edilir? Herhangi bir salonda icranızı ortaya koymakla, mesela Aya İrini'dir veya başka bir... Mesela Aya İrini'dir, işte Kudüs Aya İrini'dir. Evet. Mesela ne kadar siz geldiniz oraya, çok da mutlu oldum o konsere. Şimdi orada böyle yaşamak ve yaşatmak var. Bir de normal yani konser, tabii konser salonu çok güzel bir şey. Ben konser salonlarında da konser veriyorum. Hı hı. Asla bir şeyim yok, itirazım yok. Ama mesela Hititlerle ilgili bir eser yazdınız. Tabii ki bunu konser salonunda seslendirmek çok güzel. Ama bir de gidelim bakalım Hatuşa'ya, Çorum'a. Hadi gidelim bakalım. O zaman oradaki 2000 yıllık, 3000 yıllık o tarihe de dokunarak seyirci orada Tuluhan Uğurlu'nun ne yapmak istediğini çok daha iyi algılayıp kendini ondan özdeşleştirmez mi? Şimdi burada çok güzel Cemal Reşit'i konser salonunda dinlemek de güzel. Tabii elbette güzel. Ama bir yol hikayesini seyircilerinde dinlemek başka bir şey. Bir demir yolu dediğiniz zaman bakın benim tarihi mekanlardaki konserlerim aynı zamanda mesajdır. Es geçtiğimiz değerleri topluma hatırlatmak. Mesela demir yolları dedim ben çok önemli, birçok yerde çok büyük yankılar uyandırdı. Mesela ben o ilk Sirkeci Garı konseri. Çok güzel bir konserdi o. Evet, ben her sene onu iki defa falan yapıyorum. Sonra Haydarpaşa Garı'nda yaptım. Sonra İzmir Alsancak Garı'na evet. Falan taşıdık onu. Yani çok keyifli. Demir yolu. Demir yolu çağdaşlıktır. Demir yolu çağdaşlığın ışığıdır. Değil mi? Ulaşım, yani iletişim, evet her şey, metrolar, şunlar, bunlar filan, bakın bir sinerji oluştu. Farkında mısınız sen? İşte o. İşte sanatçının görevi bu zaten. Anlatabiliyor muyum? Sanatçının görevi böyle bir kıvılcım, bir şey. Önce müzikten yakılır zaten bu. Sonra edebiyat filan gelir, sonra derken sanayi vesaire toplumun geneline ilim irfan olarak yayılır. Ama önce kıvılcım her zaman müzikten ateşlenir. Böyledirmiş. Özgürlük her zaman müzikten ateşlenmiştir. Tabii bir de müziğin şöyle bir gücü var. Yani algınızı değiştirir, mekanı değiştirir.
mekanı farklılaştırır. Burada rock müzik çalsın, mekanı farklı algılamaya başlarız. Burada tasavvuf musikisi çalsın, mekanı farklı algılarız. Caz çaldığı zaman farklı algılarız. Tulihan Orlu piyano çaldığı zaman mekanı daha farklı algılarız. Hı hı. Mekanı ve zamanı değiştirir. Bunların üzerinde oynar müzik. Dolayısıyla çok önemli bir şey. Toplumları yönlendirebilirsiniz yani. Yıllarca da bu yapıldı zaten. Olumlu ve olumsuz her türlü anlamak mümkün herhalde. Çok çok büyük bir kısım olumsuz olarak şey yapıldı. Yani maalesef yönlendirildi. Ne üzerinden konuşuyoruz mesela yani şu anda? Yöresel kültürlere çok fazla eğildiği kanaatinde değilim ben. Ve müziğin ben siyasi görüşlere alet edildiğini ve bir rant aracı olarak kullanıldığını görüyorum hala da. Hala da. Yani yazdığı parçalara ve sesine asla tahammül edemeyeceğim insanlar bu ülkede besteci, köşe yazarı falan filan oldular yani. Mesela Nazım Hikmet sayesinde. Anlatabiliyor muyum? Yani asla tahammül edilemeyecek adamlar yani. Seslerine falan böyle bir saniye tahammül. Yani banyoda şarkı bile söyletmezler adama ama adam köşe yazarı falan yani. Kim sayesinde? Nazım Hikmet sayesinde. Yani birçok insan rant sağladı mesela Nazım Hikmet'ten. Yani Necip Fazıl'dan da sağlayanlar mutlaka çok olmuştur. Çok derin bir adam Necip Fazıl çünkü. Ama çok şey oldu. Yani siyasi görüşlere filan şey oldu. Yani Mehter iki ileri bir geriden de alay edildi falan. Biliyorsunuz bu yani entel dantellerin arasında konuşmalarda geçer bunlar. Hala da İki devam ile eder yani tabii. Bilmiyor ki çünkü. Evet. Bilmiyor, öğretilmemiş. Daha doğrusu öğretilmemişin ötesinde bugün öyle bir zamanda yaşıyoruz ki. Yani. Doğru, öğretilmemiştir de. Fakat bilinmemesi bir erdem zannediliyor ha, bazen. Bir de böyle çok, bir şey çok var. Çok haklısınız. Böyle bir kibir de var. Kesinlikle yerden göğe kadar haklısınız. Mehter sağa sola selam verir ya. Bunlar hangi şeyde? Mehter bütün dünyaya ilham kaynağı olmuş bir müzik tarzıdır. Mozart'a, Haydn'ın askeri senfonisi mesela. Çok önemlidir yani. Bunlar çok önemlidir. Beethoven falan çok önemlidir yani. İlham kaynağı olmuştur fakat böyle biz daha falan diye böyle ve kendini çağdaş gören vatandaşlar bunu yaparlar. Ben çok üzülüyorum, yıllarca çok üzüldüm bunlara, hala üzülüyorum. Yani hala görünce şey oluyorum, irite oluyorum açık söylemek gerekirse. Üzerine belki konuşulacak, söylenecek çok şey var. Belki de evet bir parça üzülmek gerekebilir. Belki de yola devam etmek aynen gerekebilir. Çünkü insanın kendisinin de istiyor olması lazım bir şeyi fark etmeyi. Ve kendini sevmemek kadar acıklı bir durum yok. Özünü sevmemek kadar acıklı bir durum yok. Aynaya yani kimileri maalesef iftiharla. Ben mesela her zaman iftiharla bakıyorum. Çünkü yetişmiş olduğum toplum asla zulmetmemiş mesela. Bu çok önemli bir şey. Bütün Avrupa'nın elinde kan var. Biz millet olarak elimizde kan yok bizim. Sömürgecilikten özellikle bahsediyorsunuz. Aynen ondan bahsediyorum. Tabii ki ondan bahsediyorum elbette. Yani savaş, yiğitçe savaşa hepimiz varız. Hala varız. Şu an bile varız. O değil. Sömürgecilikten bahsediyorum. Bütün dünyanın elinde kan var, bizde yoktur yani. Ben iftiharla bakıyorum yani. Onun için aynaya iftiharla bakarım. İnsanlara da ciddi manada tavsiye ederim. Aynaya bakmalarını tavsiye ediyorum yani. Tabii bir de kendiniz olmak çok önemli. Onu yapabilmek çok önemli. Mesela ben Viyana'da öğrencilikte onu düşünüyorum. Ya Beethoven Beethoven'ı çalmış, Mozart Mozart'ı çalmış. Niye Tulihan kendini çalmasın? Yani niye Tulihan kendi müziğini yapmasın? Böyle bir Anadolu zenginliği orada de var. Orada yaptınız mı? Yani tabii oradan başladı işler. Yani kendi eserlerimi seslendirme, kendi eserlerimin bir değer ifade etmesi, para etmesi filan. Yani o dönemlerde başladı tabii ve konserler böyle rağbet gördü. Yani Tulihan
Bach'ın müziğiyle beraber bir değer olmaya başladı. Dolayısıyla konserler, çalışmalar falan derken bu yani suya atılmış bir şey gibi halkalar böyle. Hakikaten yoğun bir konser programı, yoğun bir sanat programı, yoğun bir üretim programı. Hem beste yapmak, hem onları ertesi günkü konsere yetiştirmek, doğaçlamalar yapmak. Böyle bir hayat yani yaşadım. Ve mutluyum ve çok yapamadığım şey var. Onun için de bir 30 sene daha rica ettim Yaradan'dan. İşte öyle bakalım bir 30 güzel sene. Güzel anlaşma, iyi. Umuyorum. Yani 30 sene işte 80 konser yani 100 konser, 105 konser 70 yaşında veremezsiniz tabii ama. Sonra bir şey, sonra ben size bir şey söyleyeceğim ama çok önemli. Siz söyleyin lütfen. Tamam, unutmayacaksınız ama. Unutma. Şimdi şöyle... Sohbetimizi biz İstanbul'da denizin üstünde sayılabilecek, denize evet. Bu mesafede bir yerde yapıyoruz. Ve hani katman katman medeniyet dedik ya, biz bugün buradayız ama yarın yokuz. Tabii. Yarın bizden sonrakiler gelecek. Şimdi ben size bir şişe veriyorum. O şişenin içine bir not yazıyorsunuz siz geleceğe. Gelecekteki çocuklarımıza geniş ifadesizliğiyle bizi mi diyeyim yoksa daha daraltıp, hayır vazgeçtim. O nota Tuluyhan Uğurlu'yu söylüyorsunuz, yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki şuyum ve şunu yaptım. Size bunu bıraktım. Ne bıraktınız gelecekteki çocuklarımıza? Kendin ol. Kendin ol. Bunun tek cevabı var, kendin ol. Kendin olursan sorun yok. Çünkü kendini, tamam, kendin olursan aç kalırsın. Horlanırsın. Ha, sorun yok demiştiniz. Hayır, dışlanırsın. Kesin dışlanırsın. Festivallerden dışlanırsın. Hor bakarlar sana. Klasik camiadan dışlanırsın. Klasik camia sana bir piyano bile vermez konser salonlarında. Bakın ben bunları yaşadım. Ya bu ülkede ıtri çalınmasın diye dilekçeler yazıldı ya. Itri seslendirilmesin diye. Dünyanın en büyük bestecilerinden birinden bahsediyorum yani. Ve bunu yapan çok klasik batı müziği sanatçıları güya. Itri çalınmasın diye, bakar mısınız şuraya? Itri çalınmasın diye. Allah Allah ya, çok enteresan ya. Gerçekten çok enteresan. Tuluyhan Uğurlu'ya piyano vermemeleri, piyano esirgemeleri falan çok normal şeyler bunlar. Ama bütün bunları nasıl geçtim? Kendim olarak. Asla taviz vermeden. Çünkü onlar... Sonra geldiler, beni alkışladılar, yüzüme güldüler. Bunun samimi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bu gerçek bir takdir miydi? Hayır, tabii ki samimi değil. Elbette değil ama öyle netice gerekiyor. İtibariyle zaferi ben kazandım yani. Kimseye bırakmam zaferi. Şimdi ben söyleyeyim. Buyurun. Çok komik. Takılıyor arkadaşlarım bana. Cenazende diyor, hazır bu kadar varken bir konser kalkıp vermenden korkuyoruz. Şu kadar adam toplanmış, tarihi de bir mekan üstelik deyip piyanoya sarılabilirsin. Yani böyle espriler yapılıyor. Çünkü ne zaman işte konserde, ne yapıyor konserde? Konserde olmadığı zaman kedilerle oynar. Kediler olmadığı zaman piyanoyla oynar. İşte böyle bir... Böyle hani playing piano mantığı, playing cats mantığı. Kediler bayıldı, en sevdiğim şeylerdir yani. Piyano gibi severim kedileri falan yani böyle. Böyle bir hayat. İşte devamlı bir şeylerle oynayan bir şey. Onun için derler ki yani cenazende hazır kalabalıkta toplanmış. Bir konser daha. Böyle olabilir yani. Şaşırmayın. Biz evet yani zihnen kendimizi böyle bir şeye hazırlayacağız. Evet şimdiden. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ya ben teşekkür ağzınıza ederim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Şimdi ben son zamanlarda televizyon bazen izliyorum filan. Böyle insanlar görüyorum, konuklarını programa çağırıyorlar. Ondan sonra konuklarını azarlıyorlar falan. Konuklarına binmişlik taslıyorlar. Ya karşında profesör kadın var, adam var falan. Ki yüz misli konuşuyorlar mesela konuklarından. Ya konuk
Allah'ın bir emaneti. Misafir olayım mı? Size sonsuz teşekkür ediyorum. Kendiniz gibi konuğunuza da böyle zarif, anlayışlı, hoşgörülü davrandığınız için. Estağfurullah. Misafir başımızın tacı. Biz teşekkür ediyoruz. Var olun. Çok mersi. Parmakları tuşların üzerinde gezinirken duyulan bu ses bir davet. Zamanın içinden katılıklara takılmadan gidip gelmeyi mümkün kılan bir koridor belki de. Tuluyhan Uğurlu bu seyahat için bir yol açıyor. Yerden yükseliyor, yöreden dünyaya genişliyor. Ona göre bu işin sırrı bu yüzden, hocası Cemal Reşit Rey'in de kendisine öğütlediği gibi kendi olmak. Çünkü kendini bilmeden, neşet ettiği toprağı tanıyıp sevmeden dünyanın kulak vereceği sesi çıkarmak mümkün değil.